Evet, ıspanaklı enginarla başlıyoruz mutfakta. Şimdi enginarlarımızı güzel hani o saklanan sularından çıkarttık. Benden tavsiye, hani biz çok iyi yıkadık şu anda ama siz bir taşın böyle sıcak suya sokun, atın, o suyu dökün, tekrar haşlayın. Ben bütün olarak şöyle koyuyorum şeyleri. Biraz içine limon atacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane enginarımız var. Biraz içine şöyle bir limon sıkıyorum enginarım kararmasın diye. Biraz tuz atıyorum. Bunu enginar aldığınız ilk zaman veya dondurucunuzda falan varsa yapabilirsiniz. Şimdi ıspanaklarımın da suyuna bir parça tuz attım. Bir dakika. Her şeyimizi yıkadık, hazırladık. Yayın öncesi hazırlandık. Ellerimizi gayet güzel yıkadık. Şimdi şöyle ıspanaklarım da böyle. Hemen atıyorum onları da. Didem bir tane şey versen bana. Şunu. Neyse şununla yaptım. Şöyle bastırıyorum. Kendi bıçaklarımı falan getirdim. Evden bazı kaplarımı getirdim. Didem de getirmiş. Şimdi bunlar haşlana dursun o zaman. Ve bunun içinde başka ne malzemeler var onları söyleyeyim. Ya da onu da hazırlayalım Didem. Bunlarımız haşlanınca zaten onları doğrayıp içine koyacağız. Efendim şimdi bir fırın kabına ihtiyacımız var bunun için. Hangisinde yapacaktık bunu? Kaldırmış, nereye gitmiş onu? Kaldırmış. Nereye kaldırdın Sakine buradan şeyleri? Kırmızı bir tane kabım vardı. Nereye kaldırdın tatlım? Şuraya. Dur. Hayır burada duruyordu. Dur ben gideceğim. Sen bir bak Didemciğim. Şimdi malzemeler aslında gayet basit. Yani şuraya geldim. Saat 1.30'da buradaydım. Her şeyimi hazırladım. Yine yok. Şimdi ıspanak ve enginarlarımızı birazdan oradan alacağım. Çok da böyle şey yapmayacağım. Hani öldürmeyeceğim diye tabir edilir ya. Çok baymayacağım onları oradan alacağım. Kremamı koyuyorum büyükçe bir kaba. Bir paket mi bu krema? Evet, bir paket kremamız var. Labne peynir var. Yine bir paket. Şöyle bunun için bir çırpıcı bana bulursan diyeceğim Didemciğim. Şöyle 2-3 kaşık mayonez var. İsteyen koysun, isteyen koymasın. Yani tarifi orijinal. Bu tarifi bana Didem göndermişti. Bir yabancı tarif bu. Buradan size bayram için bir fikir daha vereceğim. Tuz koyuyorum. Didem şu iki tane sarımsağımızı bir oradan geçirirsen bana. Biraz karabiber koyuyorum. Şunu. Şu kadarcık bir muhallebi çanağı peynirimiz var. Şunu da üstü için ayırıyorum. İçine peynir de koyduk. İstediğiniz başka bir peynir olursa onu da koyabilirsiniz. Yani o kadar güzel bir tarifmiş ki Didem. Biz bunu Urla Enginar Festivali'nde yaptık. Gerçekten evet. Çok çok güzel oldu. Hem görseli güzel oluyor. Şimdi içinizi bu şekilde hazırladınız. Şunları arkaya alayım. Şöyle. Kırmızı kap bulundu mu? Geliyor. Nereye gitmiş kırmızı kap orada? Biz aslında bir tane cam kare kapta yapacaktık da. Kare kap. Evet. Nerede? Cam kare kapta. Nereye gidebilir Aytuğcuğum bir bakar mısın? Niye odama gidiyor? Onu da yapmayacak. Şimdi ekip diyor ki Derya'nın bir şeylerine bir şey olmasın gibi. Evet Didem şunu karıştırırsam ben şunlara bakıyorum. Bak şunu bir 5 dakika önce koysaydık aslında daha iyi olacaktı. Şimdi süzgeci alıyorum. Ispanağımı... Bu ıspanak oldu. Hani böyle yeşil yeşil olsun istiyorum. Şurada biraz süzülsün. Bunu Urla'da yaparken orada öğrenciler bana yardımcı olmuştu. Şöyle gerçekten. Ama enginarımızın bir tık daha pişmeye ihtiyacı var. Şimdi ne yapacağız? Ispanak bir tık soğuyunca... Şurada güzel bıçaklarımı da çıkarttım. Böyle bakın havuçlu güzel bir bıçağım var. Bu bıçakla ıspanaklarımı incecik incecik, çok ince de değil, hani biraz dişe de gelsin, doğrayacağım.
Sonra enginarlarımı böyle 4-5 böyle kuşbaşı doğrayacağım. Hepsini karıştıracağım. Bir tepsiye koyacağım. O tepsi geldi. Geldi burada, yağlandı. Ha, geldi. Buna koyacağım. Onu evden getirdim de onun için telaşlıyım. Bunun içine koyacağım. Üstüne kaşarı koyacağım. Ve bunu birazdan enginarlar olunca şimdi alalım arkaya. Evet. Şimdi Didem. Tamam, enginar da pişmiş. Onu da ben bir soğumaya alacağım şuraya. Bir kepçe alayım mı şuradan? Bu süzüldü Didem. Tahtaya bunu hazırlarsan şöyle uzunca tamam. Bana. Hemencecik. Şu ıspanağın suyu. Kirli bir şey yok. Enginarlar tamam oldu. Çünkü fırına da gireceği için enginarlarımız. Şöyle süzgeç alıyorum. Süzgeç. Efendim? Süzgeç. Yok yok. Tamam. Biraz soğuyunca bunu da keseceğim. Soru var mı Aytül? Bir şey diyorlar mı izleyicilerimiz? Derya Hanım bayılı izliyorlar. Harikasınız Derya Hanım yazmış. Aa, teşekkür evet. Ederim. Çok mersi. Şimdi ıspanağım biraz soğudu. Onu doğruyorum. Biraz süzeyim mi ben şunu? Biraz sıkayım mı şuradan süzgeç acaba? Süzgeç bir dakika. Biraz sıktım. Bu içinde muhteşem bir yeşillik görüntüsü veriyor. Şöyle enginarlarımı alayım. Yani lokmalık şöyle ağza gelecek gibi. Siz biraz soğumasını beklersiniz. Biraz sıcak. Orada ne kaldık? Sıcak suyumuz hazırsa. Hazır. Bundan sonrasını şeyi göstereceğim. Sen bunu şeye koyarsın Didemciğim. Tamam. Bunu da üzerine kaşar peyniri rendeleyip. Evet. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Şunu karıştırmak için neyimiz var? Heh, şöyle bir şey tamam. Getirdim. Bir dakika bekle bunu da tamam. Koyalım öyle karıştıralım. Şimdi içinde ne vardı Erkan? Yazıyor mu orada? Gerçekten çok güzel oluyor. Bunu böyle hani bir misafiriniz geleceği zaman büyüyecek mantar alırsınız. Öylesini de gösteriyor. Hı hı. O zaman enginarınızı ben rica edeyim şöyle doğrayın. Aynı harcı yapın. Şimdi bunun içine şöyle doğruyorum. Enginarınızı şöyle şöyle doğrayın. Büyük mantarlar alın. Mantarın iç kısmını o hani şöyle sapı dediğimiz kısmı koparın. Hatta onları da bu harcın içine karıştırın. Sonra mantarların içine hani kalabalık gelecek, misafir gelecek, böyle hani değişik bir şey olsun diyorsanız mantarların içine doldurun. Üstüne her birinin kaşar koyun, tepsiyle öyle fırına verin bu harcı. Ama bir kalabalık misafiriniz var, yabancı değil, eve yapıyorsunuz. Onu da bu şekilde yaparsınız. Bunun tadını mı merak? İçimde kaldı diyor. Aytül enginarı çok seviyor. Orada diyor içimde kaldı benim bu şey diyor. Neye koyuyorum ben bunu? Şuna. Hemen şuna. Şeyi de alayım, peyniri de alayım. Didem, şunu bana bir şöyle tutarsan, tabii. Çanağımız çok büyük. İçinin malzemesi, harcı, siz 10 enginarla yapabilirsiniz. Enginarın mevsimi hani kalabalık bizim aile, komşular da geliyor iftara dediğinizde malzemeleri ikiye katlarsınız. Biraz kırmızı biber bir yerde var mı? Hı hı. Ben söylemedim yoksa. Siz bunun da kararını kendiniz verirsiniz. Şimdi bu fırına giriyor. Kaç dakika?
Fırında ona bakacaksınız. Yani bu 20 dakika, 25 dakikadan sonra pişer. Biraz fırını takip etmek lazım. Dakika tutmadım. Pişti. Şurada şöyle göstereyim. Bakın enginar tarifi de çok güzel. Bunları tek tek koyalım. Tarifleri de Aytül koyalım.